Büyük İslam devletlerinde hükümdarlar Abbas halifesinden hilat almaya önem vermişlerdir. Türk İslam devletlerinde hükümdarların böyle bir faaliyete girişmelerinde aşağıdakilerden hangisi amaçladıkları söylenebilir? Hilat böyle değerli kumaşlardan yapılmış bir çeşit kaftandır ve bu kaftanın sana hediye edilmesi siyasi otoriteni arttırır. Yani padişahlar bu şekilde düşünüyordu. Cevabımız bu yüzden A seçeneği. Zaten bir kaftanla sosyal devlet anlayışının, bilim sanat alanında ilerlemenin, halkı yönetime katmanın ya da halifenin siyasi egemenliğini yaymanın bir alakası yok. Bu yüzden A. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında etkili olan bazı nedenleri vermiş ve hangisi diyor iç nedendir diyor. Batı Nilerin faaliyeti iç neden, Atabeylerin bağımsız devlet kurmaları iç neden ve bununla beraber gelişen taht kavgaları da iç neden. Haçlı seferleri dış nedenler arasındadır. Bu yüzden 1, 2 ve 3 öncülerini bulunduran D seçeneği cevabımızdır. Mısır'da Türk İslam kültürünün yayılmasında aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Memlükler, İhşitler, Eyyubiler ve Tolunoğulları Mısır'da kurulmuştur. Dolayısıyla etkili fakat Karahanlılar alakasız bir seçenek. Cevabımız A. Türk İslam devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye neden olduğu savunulamaz diyor. Malazgirt Savaşı ile Haçlı Seferleri neden olmuştur Malazgirt Savaşı Haçlı Seferlerine. Veraset sistemi ile de taht kavgaları ortaya çıkmıştır. Dandanakan Savaşı Gazne'nin yıkılış sürecine girmesine sebep olmuştur. Medreselerin, Nizamiye medreselerinin açılması da eğitim ve kültür seviyesini arttırmak için yapılmıştır. Fakat Pasinler Savaşı ve Selçukluların kurulması böyle bir şeye neden değil. Cevabımız E seçeneği. Büyük Selçuklu Devleti'nde uygulanan iktaa sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Neydi bu iktaa sistemi? İktaa sistemi toprakları birilerine, askerlere, halka kiralamak gibi bir sistemdi ve bu da üretimin canlı tutulmasını sağlıyordu. Ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyordu. Uluslararası ticaretin gelişmesini sağlamıyordu. Aksine yerli halk güçleniyordu. Hazineye yük olmadan atlı birlikler oluşuyordu. Zaten bu birliklerin parası iktaa sisteminden veriliyordu. Bu yüzden bir iktaa orduları oluşmuştu. Hazine giderleri de dolayısıyla azalıyordu. Cevabımız C seçeneği.